Benden bir yanıt beklediğini biliyorum ama duymak istediklerini söyleyemeyeceğim. Anlamadım. Nasıl yani? Seninle uzun zamandır birlikteyiz. 5 yıldır. Evet, doğru. Ve bu zamanda sen her zaman benim yanımda oldun. Bu benim için çok değerli. Sen de benim için çok değerlisin ama... Bir dakika. Bu nedir şimdi yani Onur? Bu ayrılık konuşması mı ne? Yani anlayamadım. Lütfen dinler misin? Tabii, dinliyorum. Söyle Onur. Daha önce de söylediğim gibi... benim hayatımdaki tek önceliğim oğlum. Evet, tabii. Biz zaten son zamanlarda gayet iyiyiz Can'la. Yani bir aşama kat ettik yani. Bugün birlikte spor yaptık mesela. Bence her şey iyi gidiyor. Hiçbir şey gitmiyor. Hiçbir şey. Üzgünüm ama Can seni kabullenmiyor. Ya bunun seninle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani hayatıma kim girerse girsin Can bunu kabullenmeyecek. Anlıyor musun? Nasıl yani? Can istemiyor diye sen hayatının sonuna kadar yalnız mı yaşayacaksın? Evet. Oğlum mutlu olacaksa yalnız yaşayacağım. Bu çok saçma. Bunu çok saçma yani. Bunu yapamazsın. Beni bırakamazsın. Bunca zamandan sonra bunu yapamazsın. Sibel lütfen. Durumu daha da zorlaştırma. Onur lütfen. Yani lütfen beni bırakma, ben buna dayanamam lütfen. Başka çarem yok. Benim oğlum... Oğlum mu? Oğlum. Yeter ya, yeter. Ne oğlum? Benim hayatım, benim geleceğim bacak kadar bir çocuğun iki dudağın arasında olamaz, anladın mı? Terbiyeli ol şimdi. Yalan mı? Ha? Yalan mı? Yalan değil. Doğru. Senin, benim, hepimizin hayatı oğlumun iki dudağı arasında. Oldu mu? Tamam mı? Oldu. Oldu Onur. Oldu. Ben cevabımı aldım. Sana verdiklerimin, boşa geçen yıllarımın cevabını aldım ben. Sağ ol, çok sağ ol. Çok feci kavga var. Can. Gel buraya, ayıptır. Ben de bakacağım. Ama sen geç kaldın. Ben de bakayım hadi. Evlenemeyiz Sibel. Neden? Can Bey istemiyor. Can Bey mutsuz oluyor. Sen biraz sakin olur musun? Olamam ben. Sakin falan olamam. 5 yılımı verdim sana, 5. Karşılığı bu mu? Oğlum seni sevmiyor Sibel. Can ne isterse o olur Sibel. Bu mu? Yeter. Evet, doğru. Can ne isterse o olacak. Ben ne olacağım peki ben? Benim duygularım ne olacak? Özür dilerim. Bu kararı belki çok önceden almalıydım. Belki de hiç başlamamalıydık. Pişman mısın Onur? Benimle birlikte olduğun için pişman mısın? Sibel, lütfen. Ben bu ilişki böyle bitsin istemiyorum. Ne zaman neye ihtiyacın olursa ben sana her zaman yardıma hazırım. Her anlamda. Dostça ayrılalım, arkadaş kalalım diyorsun yani. Evet. Öyle diyorum. Bunu yapabiliriz. Asla. Asla seninle arkadaş kalıp senin vicdanını rahatlatmayacağım. Asla. Hayatımı mahvettin Onur. Seni asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Asla. Sen yapman gerekeni yaptın oğlum. Hata yaptım baba. Hiç başlamamalıydım. Bir daha ne başka bir kadına ne de oğluma bunu yaşatmayacağım. Gitti de gitti. Dönmez artık daha da, bitti bu iş. Gitti de gitti. Ya Selva dediğin ölünün arkasından kavrulmaz mı? İyi ya işte, Sibel cadısı bizim için ölmüştür daha. Aa.
Ercan Bey, siz daha yatmadınız mı? Ya ben uyumuştum da böyle alttan bir sesler geldi. Ne oluyor? Ses ne kelime? Kıyamet koptu, kıyamet. Küçük beyin hiçbir şeyden haberi yok. Ne oldu ki? Müjdemi isterim ama. Yani söylesenize. Baban Sibel'i ağzımı bozacağım vallahi. Sibel cadısını şutladı, şutladı. Nasıl? Ayrıldılar. Sibel bir daha hiç dönmemek üzere bu kapıdan çekti gitti. İşte bu meçak! Biraz fazla gürültülü değil mi burası? Affedersiniz efendim. Can oğlum geç oldu artık. Hadi sen git odana. Bu saate kadar çoktan uyumuş olman gerekirdi. Baba, Sibel'le ayrıldınız mı? Evet, ayrıldık. Benim için mi? Senin için. Hiç ayrılmayalım baba, olur mu? Hiçbir zaman oğlum. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Bir daha aramıza da kimse girmeyecek. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum.